Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün ses bilgisi ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ünsüz türemesi yoktur demiş. Genç oyuncu gelen bütün teklifleri reddetti. Bakın reddetti yüklem. Burada ikinci D'nin türediğini görüyoruz arkadaşlar. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Böyle bir şey olacağını daha önce hissettim. Hissettim yüklem. Burada da ikinci S'nin türediğini görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Bütün hislerini sonunda kardeşine devretti. Bakın devretti yüklem. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Devirdir. Burada i ünlüsü düşmüştür. Ünlü düşmesi var. Ünsüz türemesi yok. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Yapılması gereken işleri onunla beraber hallettik. Hallettik yüklem. Bakın burada da ikinci L'nin türediğini görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Babası ömrü boyunca onu affetmemişti. Affetmemişti yüklem. Bakın buradaki F'nin, ikinci F'nin de türediğini görüyoruz. O yüzden burada da ünsüz türemesi vardır. Bunu da elemiş oluruz. İkinci soru. Cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur demiş. Yahya Kemal, şiirde ahenge önem veren bir şairdir cümlesinde. Ahenge derken kelimenin kökü ahenktir. K sesi yumuşayarak G'ye dönüşmüştür. O yüzden burada yumuşama vardır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Cevizin kabuğunu kırmak için çok uğraşmıştı cümlesinde. Yine kelime kabuktur. K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Bundan dolayı arkadaşlar biz B seçeneğini elemiş oluruz. Yalnızlık gittiğin yoldan gelir diyor şair ifadesinde ise yine gittiktir. K sesi yumuşayarak yumuşak Y'ye dönüşmüş. Bundan dolayı C seçeneğini de demiş oluruz. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır cümlesinde ise kelime yiğittir arkadaşlar. T sesi yumuşayarak D'ye dönüşmüş. Bundan dolayı D seçeneğini de demiş oluruz. Sen gittin denizlerime taş atarak. Bakın burada herhangi bir yumuşama yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesinin örneği yoktur demiş. Arkadaşlar ünsüz benzeşmesi, hatırlarsanız fıstıkçı Şahap'tan sonra gelen C, D, G eklerinin sertleşerek Ç, T, K'ye dönüşmesidir. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Seçeneklere bakalım isterseniz. Bakın çiçekçi derken fıstıkçı Şahap'ın K'siyle bitmiş. Normalde G ekini almış ama sertleşerek Ç'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada benzeşme var. Aynı zamanda uğraşlı derken de yine fıstıkçı Şahap'ın Ş'siyle bitmiş arkadaşlar. Sert ünsüzle bitmiş. Normalde bu D ekidir. Sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. İki sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yeşil ve mavi rengi çok sevdiğini söylerdi Dursun. Sen gittin yaslara büründü Cihan. Bakın gittin derken din ekidir. Fıstıkçı Şahap'la bitmiş git sözcüğü. D, T'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi var. Bunu da elemiş oluruz. Vatan çalışkan omuzların üstünde yükselir. Arkadaşlar çalışkan sözcüğüne bakacak olursa bu ek gan ekidir. Çalışkandır. Ama fıstıkçı Şahap'la bittiği için çalışmak sözcüğü. Gelen gan ekindeki G sertleşerek K'ye dönüşüyor. Dolayısıyla burada ünsüz benzeşmesi var. Bunu da elemiş oluruz. Suskun insanlara karşı merhametli davranırdı. Bakın susmak fıstıkçı Şahap'ın S'sidir. Yine gun ekidir arkadaşlar bu. Sertleşerek G K'ye dönüşmüş. Burada da benzeşme var. Bunu da elemiş oluruz. Yeşil ve mavi rengi çok sevdiğini söylerdi cümlesinde ise kelime renktir. K, G olmuş. Ünsüz yumuşaması var. Yine sevdiği derken de K yumuşak G olmuş. Yumuşama var. Bundan dolayı burada herhangi bir benzeşmenin olmadığını görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine uğramış sözcük yoktur? Annesinin yaptığı sıcacık tarhana çorbasını içti. Sıcacık kelimesine bakacak olursak kelime sıcaktır. K sesi düşmüştür. Bunu elemiş olduk. Deneme sınavını çabucak bitirip dışarı çıktı. Çabucak
sözcüğünün kökü çabuktur. K sesinin düştüğü görülmüştür. O yüzden B seçeneğini denemiş olduk. Kısacık ömrüne kocaman şeyler sığdırmıştı. Dursun. Ufacık boyuna bakmadan herkese diklendi. Arkadaşlar ufacık kelimesine bakıyoruz. Kelimenin kökü ufaktır. K sesi düşmüştür. Bunu denemiş olduk. Alçacık bir tepenin üstüne güzel bir ev yapmıştı. Arkadaşlar kelimenin kökü alçaktır. Dolayısıyla K sesinin düştüğü görülmektedir. Bunu denemiş oluruz. Kısacık ömrüne kocaman şeyler sığdırmıştı cümlesinde herhangi bir ünsüz düşmesi yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur demiş. Bakalım, kanayan derken arkadaşlar bakın buradaki kanamak fiildir. Y burada kaynaştırma harfidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sokaktayım derken sokak isim, ta bulunma haleki, Y kaynaştırma harfi arkadaşlar. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Çeşmesi derken çeşme isim kökü, S kaynaştırma harfi, D seçeneğini denemiş oluruz. Goncanın derken gonca isim, birinci N burada nedir arkadaşlar? Kaynaştırma harfidir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Senin destanın derken bakın destan isim köküdür. Senin destanın dediğimde buradaki ın eki arkadaşlar nedir? İyelik ekidir. Buradaki ı ise arkadaşlar ikinci ı'dır ve eklendiği sözcüğü nesne yaptığını görüyoruz. Buna da biz ne diyoruz? Belirtme hal eki diyoruz. Dolayısıyla destan sözcüğünün kökünde ne var? In iyelik eki, ı da belirtme hal eki olduğuna göre burada herhangi bir kaynaştırma ünsüzü yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesinin örneği yoktur demiş. Arkadaşlar fıstıkçı şahapla biten bir sözcükten sonra CDG ile başlayan ekler gelirse bu CDG arkadaşlar sertleşerek CTK'ye dönüşür. Buna da biz ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi diyoruz. Seçeneklere bakalım. Antolojide edebiyatımızın seçkin şiirlerine yer verilmiş cümlesinde bakın. Seçkin kelimesine bakalım. Seçmek, bakın Ç sesini görüyoruz burada. Fıstıkçı Şahap, normalde ekimiz gin ekidir. Sertleşerek kine dönüşüyor. Dolayısıyla bunu sağlayan da buradaki fıstıkçı şahapla bitmesidir sözcüğün. G sesi sertleşerek K'ye dönüştüğü için buna ünsüz benzeşmesi denir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Hava yine keskin bir kömür kokusuyla dolmuştu. Yine keskin sözcüğüne bakacak olursa fıstıkçı şahabın S'siyle bittiğini görüyoruz. Bu ek yine gin ekidir arkadaşlar. G sertleşerek K'ye dönüşmüştür. O yüzden burada ünsüz benzeşmesi vardır. Yine dolmuştu kelimesine bakacak olursak da fıstıkçı şahabın Ş'siyle bitmiş. Du ekini almış. D sertleşerek T'ye dönüşmüş. Burada da ünsüz benzeşmesi vardır. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Küçük çocuk askerce verdiği selamla yüzümüzü güldürdü. Dursun. Sanatçı estetik duygularımıza seslenen kişi olmalıdır ifadesinde ise bakın sanatçı kelimesine bakıyoruz. T sesiyle bitmiş. Fıstıkçı Şahab'ın T'siyle bitmiş. C ekini almış. Ama buradaki C sertleşerek Ç'ye dönüştüğü için burada da arkadaşlar benzeşme vardır. Bunu denemiş oluruz. Arkadaşlarının hepsine kardeşçe davranır, onları mutlu ederdi. Bakın kardeşçe sözcüğüne baktığımızda yine fıstıkçı şahabın Ş'siyle bittiğini görüyoruz. C ekini almış. Bu da Ş sesinden dolayı yani sert ünsüzden dolayı sertleşerek Ç'ye dönüşmüş. O yüzden burada da benzeşme vardır. Bunu denemiş oluruz. Küçük çocuk askerce verdiği selamla yüzümüzü güldürdü cümlesinde herhangi bir benzeşme yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna C eki getirilirse ünsüz benzeşmesi olmaz demiş. Bakalım. Edebiyatçı olur bakın. Benzeştiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Çiçekçi olur. Benzeştiğini görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Sütçü olur. Benzeştiğini görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Gözlükçü. Bu da benzeşiyor. Bunu da elemiş oluruz.
Ama kahveci dediğimizde zaten ünsüzle bitmemiş, ünlüyle bitmiş. Fıstıkçı şahapla bitmediği için sertleşme olmuyor. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisinde ötekilerden farklı bir ses olayı vardır demiş. Bakalım. Yamaçtan sözcüğünde bakın. Fıstıkçı şahabın Ç'siyle bitmiş. Normalde ikimiz ayrılma hal eki olan danden ekidir. Buradaki D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Biz ünsüz benzeşmesi diyoruz. Belirmişti ifadesine bakacak olursak yine fıstıkçı şahabın Ş'siyle bitmiş. Normalde D ekidir bu. Sertleşerek T'ye dönüşmüş. O yüzden burada da ne vardır arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi vardır. Toprağını demiş dursun. Baktım derken fıstıkçı şahabın K'siyle bitmiş bak sözcüğü. D ekini almış arkadaşlar. Sertleşerek T'ye dönüşmüş. O yüzden burada da ne vardır yine? Ünsüz benzeşmesi vardır arkadaşlar. Uzaktan kelimesinde ise yine fıstıkçı şahabın K'siyle bitiyor. Dan ekidir, ayrılma hal ekidir. Buradaki D'nin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz fıstıkçı şahaptan dolayı. O yüzden burada da ünsüz benzeşmesi vardır. Toprak kelimesine bakacak olursak K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 numaralı sözcüğün yer aldığı C seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili ifadede ünsüz sertleşmesi yoktur demiş. 1860 bakın şeyle bitiyor. Fıstıkçı şahabın şeysiyle bitiyor. Sertleşme olacak arkadaşlar. 60'ta burada benzeşme var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kadıncağız dursun. Korkakça demiş arkadaşlar. Yine fıstıkçı şahabın K'siyle bitmiş. Normalde C ekidir. C sesi sertleşerek Ç'ye dönüştüğü için burada da ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu da elemiş olduk. Kelimenin kökü simittir. Bakın arkadaşlar T sesiyle bitmiş. Fıstıkçı şahabın T'siyle bitmiş. C ekini almış. C sertleşerek Ç'ye dönüştüğü için burada da ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu da elemiş olduk. Türkçülük derken Türk fıstıkçı şahabın K'siyle bitmiş. Normalde C ekidir bu. C sesi sertleşerek Ç'ye dönüştüğü için burada da ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu da elemiş oluruz. Kadıncağız sözcüğünde ise herhangi bir benzeşmenin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ünsüz düşmesi yoktur? Uçak inmek için iyice alçaldı. Alçaldı kelimesinin kökü alçaktır. K sesinin düştüğü görülmektedir. Bunu elemiş oluruz. Döviz son zamanlarda yükseldi. Bakın kelime yüksektir. K sesinin düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Şirketten alacağı pay azaldı. Dursun. Son günlerde birçok şey eksildi. Kelime nedir arkadaşlar? Eksiktir. K sesinin düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş olduk. Geçen aldığı tişört çok küçüldü. Küçüldü kelimesinde yine K sesinin düştüğü görülmüştür. Bunu da elemiş oluruz. Şirketten alacağı pay azaldı cümlesinde herhangi bir ünsüz düşmesi yoktur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıda verilenlerden hangisinin sonunda D'da eki getirildiğinde ünsüz benzeşmesi olmaz demiş. Bakalım. 1940. Bakın fıstıkçı şahabın K'siyle bitiyor arkadaşlar. 40'ta olacak. Dolayısıyla burada ünsüz benzeşmesi var. Bunu elemiş oluruz. 1955 fıstıkçı şahabın Ş'siyle bitmiş. 55T olacak. Burada da ünsüz benzeşmesi var. Bunu da elemiş oluruz. 1960 yine fıstıkçı şahabın Ş'siyle bitmiş. 60'ta olacak arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. 1970 yine fıstıkçı şahabın Ş'si var. 1970T olur. Burada da benzeşme var. Bunu da elemiş oluruz. 1980 D olur arkadaşlar. Çünkü sonu fıstıkçı şahapla bitmiyor.
Bundan dolayı da sertleşme olmaz. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisindeki altı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması olmamıştır? Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır cümlesinde kelime yiğittir. T sesi yumuşayarak D'ye dönüşmüş. O yüzden burada yumuşama vardır. Bunu elemiş oluruz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Kelime deliktir. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada da yumuşama var. Bunu delemiş oluruz. Mum dibine ışık vermez kelimesinde kelime diptir arkadaşlar. P sesi de biter. B'ye dönüşmüş. Burada da yumuşama var. Bunu delemiş oluruz. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Bu dursun. Ayağını yorganına göre uzat. Kelimenin kökü ayaktır. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. O yüzden bunu delemiş oluruz. Dağ dağ derken kelimenin kökü dağ zaten arkadaşlar. Yumuşak G ile yazılıyor. O yüzden burada ünsüz yumuşaması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soru. Atasözlerinin hangisindeki altı çizili sözcükte ötekilerden farklı bir ses olayı vardır? Armut dalının dibine düşer, dursun. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bakın uzak derken fıstık çabın K'si de bitmiş. Uzaktan olur normalde. D sesi sertleşerek T'ye dönüşmüş. O yüzden biz burada ne vardır diyoruz arkadaşlar? Benzeşme vardır. Keskin sirke küpüne zarar verir. Yine fıstık çabın S'si de bitmiş. Ginekini almış. G sertleşerek K'ye dönüşmüş. Burada da benzeşme vardır. Her işte bir hayır vardır. İş derken fıstık çabın Ş'si de bitmiş. Bu işte olacak. D sesi sertleşerek T'ye dönüşmüş. Bundan dolayı burada da benzeşme vardır. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. Arkadaşlar kelimenin kökü dosttur. T ile bitmiş. Dan ayrılma halikini almış. D sesi sertleşerek T'ye dönüştüğü için burada da benzeşme vardır. Armut dalının dibine düşer ifadesinde ise kelimenin kökü diptir. P sesi yumuşayarak B'ye dönüşmüş. Buna da arkadaşlar biz ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz türemesi yoktur demiş. Sorunun cevap şıkkı ÖSYM tarafından değiştirildi. Bakın şıkkı derken buradaki K sesinin türediğini görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Şiirin sessiz bir şarkı olduğunu söylüyor ünlü şair Dursun. Senin hakkın burada kalıp bize destek olmaktır. Hakkın derken bakın buradaki K sesinin türediğini görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Ona karşı olan hissini bir türlü açıklayamıyordu. Hissini derken ikinci S'nin türediğini görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Telefon hattı dağlık bölgelerde pek çekmiyordu ifadesinde ise hattı derken buradaki ikinci T'nin de türediğini görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Sessiz kelimesinde arkadaşlar kelimenin kökü sestir. Siz de olumsuzluk ekidir. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir türeme yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 16. soruya. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ünsüz türemesine örnek gösterilebilir demiş. Bakın bıkkın derken arkadaşlar bıkmaktan bıkkın olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. O yüzden bunu elemiş oluruz. Özelliği derken buradaki K yumuşak G'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması var. Ünsüz türemesi yok. O yüzden bunu delemiş oluruz. Kollu derken kelimenin kökü koldur. Koldan kollu olmuş. İsimden isim yapım eki almış. O yüzden C seçeneğini delemiş oluruz. Gitti derken arkadaşlar kelimenin kökü gitmektir. Bakın D ekini almış. Benzeşme var burada. D, T'ye dönüşmüş. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. Sırrını derken ikinci R arkadaşlar türemiştir. Tekeceli sözcükler çekim eki aldığında bazen bu tür türemelere uğrayabiliyor. Burada da ünsüz türemesi var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın.
Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.